Hangi durumlarda sezaryen durumu zorunludur? Bebeğin transvers gelişinde, annenin pelvis yapısına uygun olmayışında, kalça çıka geçirmiş cerrahi geçirdiğinde, iri bebeklerde, 4000 gramın üstünde ya da 2000 gramın altında riskli preterm bebeklerde, çoğul gebeliklerde, ilk bebeğin nasıl geldiğini baş pozisyonuna gelmiyorsa, plezantanın erken ayrıldığı ya da rahim ağzını kapattığı durumlarda, annenin akınmasının sakıncalı olduğu kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, beyin hastalıkları gibi durumlarda gene gebelik tansiyonu, preklems dediğimiz, gebelik zehirlenmiş dediğimiz durumlarda bebeğin doğum eyleme esnasında kalp atımının düşmesi, e, kakasını yapması durumunda sezaryen tercih ediyoruz. Ayrıca fetüsü ilgilendiren, bebeği ilgilendiren anomalilerde, Annenin geçirmiş olduğu e, öyküsünde bulunan eski seksiyon ya da miyomekdeme ameliyatlarından sonra da sezaryen tercih ediyoruz.